Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. Devlet Kuşu. İkinci Bölüm. Yazan Orhan Kemal, radyoya uygulayan Güngör Öcal, yöneten Yalın Tolga, efekt Mehmet Turgut. Bu bölümde oynayan sanatçılar, anlatan Cüneyt Gökçer, Mustafa Semih Sergen, Mehmet Ahmet Demirel, Nuriye Hepşen Akar, Ayten Ümit Kiper, Zülfikar Baykal Saran, Sülo Dinçer Sümer, Recep Alev Sezer, Bayram Orhan Aral. İstanbul'un bu bozuk parkeli sokağındaki küçük evlerden birinde 4 kişi yaşamaktadır. Aile reisi olup bir basım evinin kapıcılığını yapan Mehmet Efendi, karısı Nuriye Hanım, kızları Ayten ve oğulları Mustafa. Mehmet Efendi ve trikotaj yapımında çalışan Ayten'in getirdikleriyle evin idaresini denkleştirmeye çırpınan Nuriye Hanım'ın oğlu Mustafa işsizdir. Mehmet Efendi ve karısı, kızlarının yapacağı iyi bir evlenme sonunda ekonomik rahatlamayı bulacakları inancındadırlar. Mustafa'ya gelince, annesi için değil ama babasının gözünde bir hazır yiyicidir o. Oysa sofrada bir bardak çay dahi içmeyen bu genç adam sadece yatıp uyumak için geceleri gelmektedir eve. Kendisi gibi işsiz iki can arkadaşı vardır Mustafa'nın: Sülo ve Recep. Fırsat bulduklarında yük taşımaktan pazar çığırtkanlığına kadar her şeyi yapıp birkaç kuruşu denklediler mi, o akşamın keyfi bu üç delikanlınındır artık. Son günlerde Mustafa'nın aklına gelen ve Sülo ile Recep tarafından da benimsenen bir iş konusu çıktı ortaya. İşçi ve esnaf sınıfının uğrak yeri olan bir semtte köfteci dükkanı açmak. Düşünüp taşındılar ve bu iş için gerekli parayı Mustafa'nın annesinden istemeyi uygun buldular. Ne de olsa eski kadındı Nuriye Hanım. Kıyıda köşede birkaç altını olsun bulunmalıydı. Annesiyle konuşan Mustafa, zavallı kadının tek bir kuruşunun dahi olmadığını öğrendi. Oğluna yararlı olamadığı için pek üzüldü Nuriye Hanım ama elden ne gelirdi ki? Ne oldu senin oğlanın dükkan işi? Ne olacak ki? Pek hevesli diyordun ya. Yalnız hevesle açılsa dükkan iyi tabii. Para gerek. Anası olup da bir şey veremedim ki eline. Bir de para mı verecektik? Sen değil, ben. Senden istediği yok zaten. Olsa param elbet verecektim yavruma. Kendisi daha önceden düşünmemiş mi bunu? Sen sus kız, babanla konuşuyorum. Aman, o sevgili oğluna da söz ettirmezsin yani. Sabahın köründen gece yarılarına kadar serseri gibi dolaşacağına çalışıp kazansın parayı. Kazık kadar herif daha bir işin ucundan tutamadı be. Bana bak efendi, oğlanın sana yük olduğu yok hiç. Sigara parasını bile vermezsin. Akşamdan akşama gelip bir kötü döşek üstüne kıvrılması çok mu geliyor sana? Yük olmaz da fayda mı olur sanki? Akşamları zıkkımlanmaya parayı nereden buluyor dersin? Adam olsa sana getirir o parayı. Getirse de almam. Bu evde yiyip içtiği mi var garibimin? Bana taş atıyorsun değil mi? Kimseye taş filan attığım yok benim. Açık açık söylüyorum her şeyi. Elde avuçta olanı senin vermeseydik şimdi oğlana bir sermaye olurdu. Aman anne, onu da çarçur ederdi nasıl olsa. Bak Ayten, abin büyüğündür senin. İyi de olsa kötü de olsa senin hakkın yok onun için söz etmeye. Bunu bil artık. Ben fazla bir şey demedim ki zaten. Niye susturuyorsun kızı be? Bu evde ekmek parası getiren bir ben bir de o. Bırak desin diyeceğini.
Olup da Mustafa'ya bir sermayecik verebilseydim, görürdünüz nasıl gelirmiş ekmek parası. Hepiniz yarılırdınız ortadan. Çat diye yarılırdınız hem de. Ama gözü kör olsun o paranın. Ay anne, öyle bir söylüyorsun ki sanki bizim yabancımızmış gibi. Onun iyiliği bizim iyiliğimiz değil mi yani? Yahu gelin bir şeyler yapalım. Kırıp saralım, biraz borç bulalım. Verelim şu deli oğlanın eline ha. Benim öyle borç morç bulacak yerim yok. Bu zamanda kimseden istenmez para. Ayten'e gelince, kız kısmı kimseden borç almaz. Benim kitabımda yazmaz öyle şeyler. Zaten vermezler ki baba. Verseler de anlamam. Demek yapacak bir şeyimiz yok Mustafa için ha. Alsın Aynur'u işte. Boyuna iş işleyip kapalı çarşıya satıyor. Parası da vardır nasıl olsa. Abime de iyice aşık zaten. Ben o kadının kızını istemem oğluma. Kuzum anne, sen de abimi ne sanıyorsun Allah'a sen? Bak şu kapıya kız. Bayram amcandır herhalde. Ah, bu heriften de bıktım artık. Bana bak, yine bozuşacağız ha. Hoş geldin Bayram amca. Hoş bulduk kızım. Akşamlar hayır olsun. Gel hele, gel bakalım. Niye geciktin böyle? Bakkalla konuştum biraz. Merhaba yenge. Merhaba. Geç otur şöyle. Kızım, alsana amcanın şapkasını. Etme be yenge. Herkes gibi meyhanede içmiyoruz ya şunu. Evde o yüzden meyhaneye döndü ya zaten. Kes artık Nuriye be. Uzun ettin ha. Çok kızarsan meyhanede de içerim. Vallahi ne istersen yap. Umurumda bile değil artık. Hadi bırakın lafı da bir şeyler hazırlayın bakalım. Aa, sen otur anne, ben yaparım. Bu Ayten de iyiden iyiye gelinlik oldu artık. Allah bahtından güldürsün. Güldürür güldürür. Öyle değil mi Bayram? Elbette. Anlattın mı yenge? Anlattım tabii. Anlattı ya. Hani o büyük mağazanın oğlu değil mi? Ne dersin Bayram efendi? Acaba oğlanın niyeti ciddi mi ki? Bir bakarsın sağlam ayakkabı çıkmayı verir. Benim kızım öyle olmadık işe pabuç bırakmaz. Baktı iş yok, yanına bile yanaştırmaz valla. Sen o mağazayı bir görsen yenge, bir görsen. Abajurlar, radyolar, buzdolapları. Herhalde epey zengin bunlar. Ne diyorsun sen ya, öyle bir dükkanım olsa denizde kum bende para. Kızımızı alan zengin çıkarsa bizi de buralarda bırakacak değil ya. Elbette anasıyla babasının da elinden tutacaktır biraz. Şöyle şöyle iki katlı ufak bir ev. Ne dersin Nuriye? Olur mu dersin Bayram efendi? Niye olmasın be yenge? Ayten'den iyisini mi bulacaklar? İnci gibi kız. Güzellik dersen güzellik. Namus dersen namus. Bari oğlan da iyi bir şey olsa. Ne diyorum sana, gözlerimle gördüm. Filinta gibi çocuk. Bir bakarsın bizim Mustafa'ya da sermaye verirler. Ne gereği var artık köfteci dükkanının? O da girer damadın yanına. Mağazada çalışır. Kardeş sayılırlar artık. Yahu az kaldı unutuyordum. Hani bakkal Osman var ya, o anlattı az önce. O da mı görmüş yoksa? Neyi görmüş yenge? Hani o mağazanın oğlunu diyor. Yok canım, yok yok, başka bir şey bu diyeceğim. Ne bileyim ben, sandım ki. Yahu kadın bırak da anlatsın şu adam ne anlatacaksa. Şu sizin karşınızdaki arsa var ya. Zenginin biri almış orayı. Almış da apartman yaptıracakmış. Ne? Apartman mı? Vallahi bakkal Osman'ın yalancısıyım ben, o söyledi. Bu mahallede apartman olur mu be Bayram? Kim bilir. Yaptıracak olanın bir bildiği vardır elbet. Şu sokağın taşlarına bak yahu. Her biri yerinden fırlamış. Sen gel de bu yolun kenarına apartman dik. Benim aklım ermedi doğrusu. Zenginin işine akıl erer mi be Mehmet? He? Hele varsa öyle yüksek tabakadan filan tanıdıkları, bakarsın sizin bu sokakta yapılıvermiş ha. Sen mahalleliyi seyret o zaman. Apartman bizim karşımızda diye çatlarlar artık. Adam nasıl biriymiş acaba? Zengin be zengin. Daha nasılı var mı bunun? Bir daha bu arsada top oynanmayacak, anlaşıldı mı? Bu çocukların hepsinin ayaklarını kırarım alimallah. Haklısınız beyefendi. Benim kim olduğumu bilmiyorlar galiba. Şuraya. Ne? Şuraya polis karakolu diktiririm istersem. Şimdiden söyleyeyim, aklı olan iyi geçinir benimle. Çok haklısınız beyefendi. Hiç terbiye yok bu mahallede. İyice bozuk. Çok bozuk hem de. Düzeltmesini bilirim ben.
Neleri yola getirmedik biz? Ya çocuklarınıza terbiye verirsiniz yahut da ben bilirim yapacağımı. Ben de çoluk çocuk arama beyim. Benim olsa bacağını ayırırım valla. Ama sizin bir şeyler yapmanız gerek bunlara. Biraz gözleri korktu mu kedi gibi olur hepsi. Ha, sen de bu mahalleli misin? Değilim ama sık sık gelir giderim. Arkadaşım var burada. Mehmet, buyur. Mehmet gelsene buraya gel. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Bu Mehmet benim hemşerim olur bey. Taşı toprağı altın dediler de kalktık geldik memleketten buraya. Düşmez kalkmaz bir Allah demişler. Öyle değil mi beyefendi? Yıllar yılı bir çul sahibi bile olamadık. Hadi ben neyse ne. Ama bu Mehmet çocukları filan da oldu üstelik. Pek bir zor ama. Anladık. Sen hep böyle çok mu konuşursun? Değil beyim, değil. Ağzımı açmam kör olayım ama sizi pek sevdim de. Hani nasıl derler? Kanım ısını verdi hemen. İzin verirseniz bir şey sorabilir miyim size? Sor bakalım. Buraya ne inşaatı yaptıracaksınız acaba? Apartman. Apartman yaptıracağım. Çevresi pek köhne kalmayacak mı beyim? Baksana ev değil kulübe hepsi. Üflesen yıkılacak neredeyse. Daha iyi ya işte. Sırası geldikçe birkaçını birden üfleyiveririz biz de. Onların yerlerine de koca koca binaları çıkıveririz. Mahallenin yüzü güler vallahi. İnşaata hemen başlamak istiyorum. Allah hayırlı etsin beyefendi. Bugün yarın taşıydı, kumuydu, demiriydi derken bir yığın mal gelecek buraya. Hele çimento. Böyle her önüne gelen arsaya girerse olur mu hiç? Elbette olmaz beyefendi. Şöyle güvenilecek, namuslu bir bekçi bulmalı size. Baksana şu mahalleye. Hepsi aç, açık bunların. İnsanın gözünden sürmeyi çekerler de haberin olmaz. O kadar da değil beyim. Şimdiye kadar hiç hırsız çıkmadı mahallemizde. Sen beyden iyi mi bileceksin Mehmet? Çok doğru dersin beyim. Çok doğru hem de. Hiçbir şeyi açıkta bırakmamak gerek. İşte bu yüzden namuslu bir adam gerek bana. Var beyim. Kim? İşte bu. Bizim Mehmet. Tam istediğimiz adam. Üstelik şimdiki işinden de memnun değil. Ne iş yapıyordun ki? Bir matbaada kapıcılık beyim. Böyle sizin gibi helal süt emmiş biri çıksa da o işi bıraksan deyip duruyordu. Yahu bırak da adam kendi konuşsun be. Ne dersin? Emir sizden beyefendi. Ben ne derim ki? Ay, gözüm tuttu seni. Oldu bu iş. Sağ ol beyim, sağ ol. Onu aldınız ya, beni de kazandınız bey. Para filan istemem ben. Beraber göz kulak oluruz sizin mallarınıza. Yağmuru çamuru var bunun. Şu tarafa bir baraka yaptırır, öteberiyi içine koyarız. Biz de geceleri barakada yatar, kuş uçurmayız alimallah. Peki ailen? Ekmek kolay mı kazanılıyor beyim? İsterlerse razı olmasınlar. Zaten Mehmet'in evi şu karşıda. Ha barakada yatmış, ha bu evde. Peki öyleyse. Bu para meselesini sonra konuşunuz, tamam mı? Aman beyim, paranın ne önemi var? Demedim mi size bizimki aç tavuk rüyası diye? Sonunda hava aldık işte. Seninkilerin de boş çıkmaları pek kötü oldu. Gördün işte yazdığım mektupları. Ben sana söyledim oğlum. Amca dayı filan hikaye onlar. Ölüyorum desem metelik yollamazlar. Boş ver be Sülo. Onlara boyun büktüğüm için üzülüyorum asıl. Ama hepsi senin yüzünden oldu ha. O kadar dedim onlara yazmayalım diye sana. Niye benim yüzümden oluyor lan? Sırf benim için açacak değildik ya dükkanı. Üçümüzün malı olacaktı bu Meret. Neden caktı cuktu diye konuşuyorsun be? Vaz mı geçtik yani? Nasıl olsa bir şey yapıp bulacağız mangırı. İyi ya bul bakalım hadi. Allah büyük oğlum. Allah çiğ yumurtaya bile can veriyor. Bir de bizim dükkan için bir şey yapsa. Günaha girme lan. Çalış kulum vereyim demiş bir kere. Öyleyse çalışacak işi versin. Buldu da çalışmayız mı dedik yani? Şunlara bak be. Uzaktan bakınca bayağı bir adam gibi duruyorsunuz ha. Neredesin lan sen? Saat 11'i geçti. İş güç sahibiyiz oğlum. Sizin gibi başı boşlara ayıracak vaktimiz yok bizim ha.
Hadi bakalım. İçinde ciğerleriniz bayram yapsın azıcık. Alın bakalım. Hadi. Ver şundan bir tane. Yine birinin paketini iyi etmiş işte seninki. Yok canım. Bak bir de yedeği var burada. Bu gördüklerinize de para denir beyler, para. Bana baksana sen. Nereden geldi bunlar be? Şu parmakları görüyorsun değil mi? Zeytinburnu'nda çalıştı bunlar abisi. Bul karayı, al parayı. Tek tek tek, ne de olsa eski meslek oğlum ya. Yine başladın mı sen eski meslek? Lan bırak şu vicdan numaralarını be. Bir paket sigarayı üçümüz birden takla atıyoruz. Sen de tutmuş soruyorsun. Yine başladın mı? Başladım tabii. Bu zımbırtıya para kaptıracak bu kadar çok enayi varken ben niye durayım yani ha? Boş ver sen ona Recep, iyi ettin. Lan kaç para var burada? 27 lira 60 kuruş. Fena mı be? Hepsini kuruş olarak söylesek daha iyi bir olacak gibi geliyor bana. Bırak zıpırlığı da kahveleri söyle hadi. Gördün mü Silo? Vicdan Kasımpaşa'ya gelin gidince aklı başına geliverdi Mustafa'nın. Lan zillikten bir kahve bile içememişsiniz daha be. Şişt, şu kibriti versene lan Mustafa. Al al al. Heh, Silo be. Silo, babana rahmet şu kahveleri sen gidip alıver be. Şimdi 2 saatte getirmez taş kasaplı. En iyisi vallahi iyi. Kurda sormuşlar ensen niye kalın diye, o da demiş ki. Sana bir şey söyleyeceğim Mustafa. Sülo'nun yanında açmak istemedim. İkimiz yalnızken söylemek daha bir doğru gibi geldi de. Hayırdır inşallah. Senin Ayten Mustafa. Kız kardeşin. Yani dünya ahiret bacım bilirsin. Bir yerde mi gördün yoksa? İkidir rastlıyorum. Beyazıt'ta bir mağazanın tezgahtarı var. Bizim eski mahalleden. Hani oğlanın ipsiz olduğunu bilmesem bacıma kısmet belki diyeceğim ama herif hiç yaramaz be Mustafa. Vay sürtük vay. Ulan ben gösteririm ona. Bu zamanda herkesin böyle ufak dalgaları oluyor aslında ama hani diyorum ki güzellikle söylesen, öyle değil mi? Taş kasaplı bana bırakmadı kahveleri. Hem de aynalı tepsiye koyup getirecekmiş. Çakal çaktı paralı olduğumuzu tabii. Lan zilli! Tezgahtardan başkasını bulamadın mı ha? Anne ne diyor bu be? Yürü içeriye, yürü! Dur bakalım dur. Ne olmuşsa bana anlat önce. Kötü bir şey mi işittin? Daha ne olsun be? Tezgahtar alt tarafı. Kızınız onunla konuşuyor. Sen mi gördün? Görmüşler. Yalandır. Recep yalan söylemez anne. Onu demiyorum. Tezgahtar olduğu yalan. Ne diyorsun sen be anne? Daha iyisi olsa göz mü yumacaksınız yani? Doğru konuşan anla. Hiç terbiye yok mu sende be? Gelmiş benim önümde bağırıp çağırıyorsun bir de. İyi ama baba. Kızımın bir kötülüğü varsa gelir bana söylersin. Ölmedim ben daha. Ben getiriyorum bu evin ekmeğini, anladın mı? Peki baba. Bundan sonra hiçbir şeyine karışmam. Hadi. Ayten, sen de geç öteki odaya. Herhalde bir yanlışlık var bunda. Ne yanlışlığı? Ne demişti Bayram? Büyük bir mağaza demişti. Hep elektrikli şeyler satılıyor orada demişti. Sen de duydun ya. Söylesene adam. Mağazanın oğlu dememiş miydi? Kısmet yok karı, kısmet. Diyordum ki 2 katlı bir ev şöyle. Belki bir buzdolabı. Akşamları da rakıma buz. Üst katını da kiraya verecektik. Zaten oldum bittim, aptaldır bu kız. Onun bacaklarını kırarım vallahi. Hele bir daha konuşsun o serseriyle. Devlet Kuşu adlı sürekli oyunumuzun 2. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak umuduyla hoşça kalın.